Saat 11 arkadaşlar. Ne kadar çekirdek var ya, bak kahve. Bunun içine bir de az peynir katacağım. Hazırlanıyorum arkadaşlar, saçımı yapacağım, araba yıkamaya gideceğiz. Arabanın içi leş gibi bir durumda. Normalde bugün evde duracaktım ama hava o kadar güzel ki duramam evde. Araba yıkamaya giderken de saçına bakma şey yapan benden başka kimse yoktur herhalde. Kombin hiç araba yıkama kombini değil. Bir güzel oldu ama bir sevdim. Çantada şunu takacağım. Kahverengi boğulması yaşıyorum. Hava inanılmaz sıcak arkadaşlar. Ben böyle bir sıcak görmedim. Neyse araba kullanıyorum. Annem izlerse kızacak. Full dolu burası. Bu ne? Bugün araba yıkama iptal gibi geldi bana sanki. Şimdi Sanem'e yazdım hiç yer yok diye. Ve full erkek kaynıyor burası. Ne yapacağız? Bugün iptal sanki. Herkes de bana bakıyor ne yapıyor diye. Dur utandım. Sanem geldi, şimdi başka bir benzinliğe gidiyoruz. Barkodla okutuyorsun. Sanem aldı, bana ısmarladı. 20-20'ymiş. Köpük. Aynen. 20, su 20. Böyle köpük yazan kağıdı şimdi oraya okutacağız. Olmuyor. Bıraktım, olmuyor. Allah Allah, niye yapamıyorum? Sanem'i bekliyorum. Şuraya çekecek arabayı ve iç temizliği başlayacak. Bir yandan o da vlog çekiyor. İlk olarak mikrofiber bezli arabamızı güzelce kuruluyoruz. Tamam. Çok güneş var arabada. Evet. Gibi oldu ama şuranı göre yıkama 500 liraymış. Herkesi bekleriz. Sil yine toz. Leş gibi araba. Aşırı pis ya bura. Bugün beceremedik. Bugün olmadı. Halbuki çok hazırdık. Mental olarak adıma çok hazırdık. Siliyorum toz. Kamyonlar falan geçiyor buradan. Buraya gelmeyin. Yoruldum ama temizlediğimizi de değmedi yani. Aşırı toz burası ve hiç böyle hızlı yaptık. Hiç keyifli değildi. Normalde araba yıkamak aşırı rahatlatır. Strese soktu beni. Maalesef araba yıkamak hiç mantıklı değil. Ve şu an video çekerken herkes bakıyor. Saatimiz bu arada 3'e geliyor. Bir kahveyi hak ettik. Ne konuda hak ettik onu da bilmiyorum. Yani çok muazzam bir temizlik yapamadık ama olsun, hak ettik. Sanem'e gideceğiz. Sanem'in arabayı eve bırakacağız. Tek araba atıklığına gideceğiz. Benzin parası pahalı çünkü. Thank you.
geldik. Starbucks'tan bir şeyler alacağız. Yani sahilde oturmayı düşündük ama umarım böyle esmiyordur. Starbucks'ta biz yine beri bir de yanına bir şeyler alırız. Aşırı bir kalabalık var. Ya burası böyle hani Körfez tarafı kesin full. Körfez'de herkes sandalye masa ne varsa atmıştır dışarı. Evet. Sizin geldiğini hissettiğiniz ve özlediğiniz bir hava var. 22 ama derece. Evet, bu kadar kalabalık olacağını ben hiç beklemiyordum. Bu var ya berrak gibi yazın. Böyle değildi bak, size o kadar söyleyeyim. Ve dibi gözüküyor denizin. Bu nasıl Samsun denizi? Sen seversin, sevmezsin. Bizi hiç ilgilendirmez. Ben yaz kadınıyım. Valla ben de. Bak iki güne çalıştı, enerjimiz yerine geldi. Dur, o malum kelimeyi çok söylemedim. Ne? Deli ben de ne diyor dedim. Keyif onu. Vallahi öyle. Tatil 5 ettik. Birazcık affedersiniz tuvaletimiz geldi. Sana eve bırakacağım, sonra da ben eve gideceğim. Evde bugün devam edeceğim. Çünkü bu günlük vlog olduğu için uzun bir vlog olsun. Sanem de söyledi, kızı çok kısa yapıyorsun bu yönden. Uzun olsun aşkım, 30 dakika, 40 dakika. 30 olmaz ama 20 için zorlayacağım. Gireceğim için ilk makyajımı temizleyip sonra saçıma yağ süreceğim. Kulaklarım acımış bu arada. Bazı küpeler kulaklarımı çok acıtıyor. Şu bandanayı da çok seviyorum. Bunu takınca bir çok tatlı oluyor. Bir yamukluk söz konusu ama bacakları ayrılıyor. Benim acil tripodum. Sırat bunu almıştı Samsun'da bir yerde. Bir ona sorayım nereden almış. Şu an arka planı görseniz. Kameranın arkasında ışık var. Işığı koydum ki yüzümdeki izleri daha net görün. Bu da az kalmış. Böyle şey oluyor mu size mesela? Bir şey bitince her şey peş peşe bitiyor yani. Aynı anda bitiyorlar. Hayırsız tabii. Şu an böyle kibar siliyorum ama normalde mesela böyle siliyorum. Aramızda yabancı mı var ya? Bu Sky High öyle miydi? İyice de doğru okuyorum. O maskara var ya, onu kullanmaya başladım. Çıkartılması çok zor. Çıkarttık. Siz şöyle hareketler yapmayın. Bakayım kokun. Bakayım. İki tane kokmaya girmeyeyim. Neyse siz anlatın. Hangi cevap verecek misiniz? Siz anlatın, nasıl gidiyor ya? Samsun'da bu aralar aşırı trafik var. Küçük İstanbul yolunda ilerliyor. Bu hiç hoş değil. Ama çünkü yollar tık boş olunca yani. Samsun'un normali olunca kendimi kasmıyorum. Yani strese girmiyorum ama çok araba olunca, trafik olunca strese giriyorum. Daha çok dikkat etmem gerekiyor. Çünkü Samsun'da sinyal veren, güzel araba kullanan insan sayısı çok az. Netle bakayım. Nasıl netliyor güzel. Bu arada çarşamba günü tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim. Yeter bu kadar dinlenme. Bugün ayın kaçı? Gün ayın 10'u, geçen ay 11'inde, ocağın 11'inde çıkartmıştım. Şubat'ın 11'i oldu, tam bir aydır. Dinlendiriyorum tırnaklarımı, o kadar dinlendirme yeterli diye düşünüyorum efendim. Şimdi toka almadı. Şunu kullanacağım, zaten az kalmış. Bu saçma sapan şeyi kafamıza takıyorum. Sakın beni butiklendirmeyin. Ben bu yağı kafamda bir saat falan bekletiyorum.
yalamaça dönüyor. O yüzden bu önleri içe doğru sarıyorum. İyice ne kurudu. Yumuşacık. Şimdi bir nemlendirelim yüzümüzü. Bunun da dibi geldi. Hep bitince peş peşe bitiyor. Neyse ben de badana yapmayayım. Yves Rocher'in şu vücut sütünü alın, aldırın. O kadar güzel kokuyor ki şimdi üstümü giymeden önce bunu süreceğim. Duştan sonra sürüyorum. Çok güzel kokuyor. Kardeşime de aldırdım. Annem de çok beğendi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Şöyle durayım, kaslarım çıksın. Kaç aydır spora gidemiyorum. Neyse Allah sağlık versin. Sizden o biliyor musunuz? Ben sporu bıraktım arkadaşlar. Bu sağ göğsümün altında inanılmaz bir acı vardı. Ağrı değil, acı. Sonra devlet hastanesine gittim. Bir ilaç verdiler. Şu an onu içiyorum. Allah'tan azaldı ama ağrıma ihtimali, acı ihtimali tekrar olduğu için spora gidemiyorum. Ama erimemişler bunlara. Neyse arkadaşlar, şu an mutfaktayım gördüğünüz üzere. Ne yapacağım biliyor musunuz? Makarna. Evde hiçbir şey yok çünkü.